Niye hala çıkmadı doktor? Anne dur, telaş yapma. Muayene ediyor. Ya bu maskeyle falan girmesi de bir tuhaftı. Ay kesin Covid'e yakalandı. Ne Covid'i Nilay? Babamın ateşi bile yok. Bu yeni varyantta ateş olmuyormuş. Baş ağrısı ve yorgunluk çok oluyormuş. Aa bak. Abdullah Bey'in de kaç gündür başı ağrıyordu. Dur bakalım, bir sakin ol. Çıkınca öğreneceğiz. Doktor bey, babamın durumu nasıl? Sonuçlar neymiş? Babanız eris varyantına yakalanmış. Bismillahirrahmanirrahim. O neymiş? Covid'in yeni bir varyantı bu. Ama telaşlanacak bir şey yok. Baş ağrısı, öksürük, yorgunluk, eklem aralarının sebebi buymuş. Şu an size de bulaşmaması için onu karantinaya aldım. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir önlem alalım? Öncelikle odaya sürekli girip çıkmayın. Bir kişinin girmesi daha iyi olur. Diğerleri de kapıdan görüşebilirler. Giren de maske takıp mesafesini korursa çok iyi olur. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Zaten benden başka kimse girmez odaya. Ben Abdullah Bey'e güzel kelle paça çorbası da yaparım. Covid'i de hep böyle atlatmıştık zaten zamanında. Evet vallahi tüm ev kelle paça kokuyordu. Beslenmenizine elbette dikkat edin. İlaçlarını getirdim ben, odaya bıraktım. Abdullah Bey'e de durumu anlattım. İlaçları bitince ben kontrol için tekrar geleceğim. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben sizi geçirin, buyurun. Tabii. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol. Sağ ol. Anne. Hı. Şimdi ne olacak? Ne olacak kızım? Güzel bakacağız babana. Birkaç güne de iyileşecek Allah'ın izniyle. Hadi siz elinizi falan yıkayın da oturun kahvaltıya bakayım. Nursema, Zülker'e söyle kızım. Dezenfektan, eldiven, maske falan alsın, değil mi yavrum? Ha, tamam anne. Tamam, hadi. Ay ablam, işe giderken uğurluyoruz. Bugünleri de mi görecektik? Nilay, seninle gerçekten uğraşamayacağım. Kocama mı üzüleyim? Babam hasta, ona mı üzüleyim? Tamam, tamam anneciğim, sakin ol. Babanız güçlü adam. Doktor ne dedi? İlaçlarını alacak, iyileşecek. Biliyorum anne, biliyorum. İyi olacak da. İşte benim kafam bugünlerde hiç iyi değil. Nursema, sen Umut'u dert ediyorsan ama etme, düzelecek kızım. Nasıl etmeyeyim abi? Abla, abim haklı. Bak bugün şirkete avukatlar da gelecek. Umut'u şartlı tahliyeyle çıkarma durumumuz var. İstersen sen de işten erken çık, ofise gel. Kendi kulaklarınla duy. Gerçekten mi? Evet. Ha bak, düzeliyor işte. İnşallah. Sana da teşekkür ederim Fatih. Çok uğraştın. Sağ ol. Ablacığım ne demek? Kardeşler bugünler için vardır. Çok şükür. Beni de haberdar edin, emin olduğundan. Merak etme anne. Çıkar mı peki bugün? Vallahi onu bilmiyorum ama deniyoruz. Abla bu arada senin araba nerede? Bayağıdır görmüyorum. İşte evin önünde. Ben telaştan bir türlü alamadım. İyi tamam, sen benim arabayı al o zaman, ben abimle giderim. Ya olur. Tamam öyle yapalım. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Hadi görüşürüz anne. Ha, Zülker gel. Aldın mı onları? Heh. Annem aldım, hem de en kalitelilerinden aldım. Oh tamam, aferin. Sen şimdi Abdullah Bey'in odasının kapının önüne bir sehpa koy. Bunları da üstüne koy, içeri giren bunları kullanıp girsin. Tamam annem. Heh, iyi, ben de kelle paçayı yapayım da içsin baban, iyileşsin. Yandık, ev yine kelle paça kokacak.